Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator 17 oynuyoruz. Bugün sizlerle çok farklı bir şey yapacağız arkadaşlar. Bugün altın peşinde koşacağız. Belki biliyorsunuzdur, aramızda bilmeyenler de vardır arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz, şurada bak sarı işaretli olan daireler var. Ben şuradan göstereyim. Şurada arkadaşlar altınların yerleri gösteriyor. Tabii bunların yerlerini göstermeden önce ilk önce 10 tane altın bulmanız gerekiyor. Yani bunlar olmadan. 10 tane altını bulduktan sonra bütün altınların yerleri bu şekilde gösteriliyor. Yani toplamda 100 tane altın var. 100 tane topladığınızda güzel bir sürpriz varmış. Ne olduğunu gerçekten ben de bilmiyorum. Ben 90 tanesini topladım. Bugün sizlerle birlikte 10 tanenin yerlerini size göstereceğim. Şurada yerleri var zaten arkadaşlar. Şu an kendinizi görebilirsiniz. Videoyu durdurup da kendinizi toplayabilirsiniz. Nerede olduklarını dair yerlerini göstereyim ben size. 10 taneyi bulduktan sonra diğer kalan 90 tane altının yerini haritada bu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Gidip kolaylıkla alabiliyorsunuz. Hemen başlayalım biz. Kalan diğer 10 tane ile birlikte hemen tarlamızın yanındaymış. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Şu haritayı küçültelim. Şuralarda bir yerde gösteriyor. Dur bakalım. Aracımızdan inelim. Şöyle ilerleyelim bakalım neredeymiş. Tavukların olduğu yerde mi? Evet. Görmüş olduğunuz gibi tavukların kümesinin altında bir tane altınımız varmış. Çok güzel. 22 ile 23. tarlanın arasında bir tane daha altın varmış. Gidip onu hemen alalım arkadaşlar. Bakalım ne gibi sürpriz varmış, gerçekten çok merak ediyorum ben de. Nasılsa bu tarlalar benim. Şuradan gireyim ben hemen. Bakalım neler varmış. Hop 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 hop. Aynen gördüm ben. Siz de görmüşsünüzdür. Sen niye işi yapamadın kardeş? Ben bunu işi kiraladıydım buraya temizlemesi için. Geçen bölümü arkadaşlar ne yaptığımızı ben size kısaca açıklayayım. 92 tane altınımız oldu bu arada. Aynen. Yerlerini göstereyim arkadaşlar. Hepiniz buradan bakın. Geçen bölümde arkadaşlar silaj işini yaptık. Hayvan içine atılmıştık. Bu tarlaya buğday ektim. Buğdaylardan saman haline getirdik ve ineklerini oraya götürdüm arkadaşlar ben. Orayı dizdim. Gayet güzel oldu orası. Şu rafların içinde arkadaşlar görüyorsunuz yerlerini. Ben böyle hemen geçi veriyorum ama siz artık bunun yerlerini görmüş olun. Şurada varmış bir tane daha. Şu arkadaşı da alalım. Evet, ağacın altında. Oo, su içelim. Oo. Kaldı 4 tane altınımız. Bakalım. Bakalım, çok heyecanlıyım ben de. Şu aşağıdakileri alıp gelelim. Valla gerçekten heyecanlıyım. Al. 100 tane topladıktan sonra neler oluyor? Gerçekten bunları toplaması da arkadaşlar aşırı zor. Dağlarda, bayırlarda suyun içine dahi altın koymuşlar. Öyle bir diğerleri koymuşlar ya altınları. Yani imkansız. Bakın yani. Çatının üstünde altın var. Bunun üstünde etrafını dolana dolana çıkamadım. Ve bu çatıyı da şu yeriş almış olduğum hayvan içinde kullanacağız olan aleti çıkardım buraya. Onun tepesinden çatıya çıktım. Ve öyle aldım yani, o derece çok değişik yerlere saklamışlar. Oy. Gerçekten insanın çığırını çıkartıyor bazen. Bakın bu nerede acaba? Karşıda mı? Suyun içinde mi? Herhalde karşıda, ağacın altında. Gayet güzel. Son 5 tane kaldı. Aslında aracımızı binmesek de oradakini alabilirmişiz. Olsun. Şöyle bir geri dönelim. Bu mod da gerçekten güzelmiş arkadaşlar. Araba Toyota modu. Ama benim hoşuma gitti, indirdim. Fena değil yani. Gayet güzel. İçi falan mükemmel yapılmış ya. Dışarıdan bakalım da
Daha kolay olsun. Bakalım bu neredeymiş. İnşallah çatıda falan değildir bu. Kesinlikle çatıda gibi his geldi şu an içimden. Nerede bu ya? Eyvah eyvah. Binanın etrafında dolanıyorum ama. Dur bakalım bulabileceğiz mi? Kesinlikle çatıda bu. Çalma tamam be kardeşim. Tamam ya, hayret bir şey ya. Altın arıyor şurada ya. Şuraya koyalım da aracımızın üstünden çatıyı bakalım ulaşabilecek miyiz? Hadi bakalım. Hoppa güzel. Şuraya çıkar mıyız? Çıktık. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Gördüm. Ta nereye koymuşlar ya? Güzel. Nerede kaldı? Şöyle bir bakalım. Geri dönelim. Şuradan ana yolun üzerinde bir tane daha altınımız varmış. Şuradan bir ilerleyelim. Başkalarının tarlasına girmek istemiyorum. Milletin tarlasının arkadaşlar ekili olduğu halde girip geçerseniz ceza geliyor diye bir duyum aldım ben. Gerçekten de öyleymiş. Kendim de yaşadım bunu. Ceza geliyor size arkadaşlar. Suyun içinde mi bu? Kesinlikle suyun içinde, köprünün altında. Oha direkt. Oh güzel. Kaldı 3 tane altınımız. Evet çok heyecanlıyım arkadaşlar. 3 tane altından sonra bakalım neler olacak. Son 1, 2, 3. Hadi bakalım onları da toplayalım. Yerlerini iyice aklınızı tutun arkadaşlar. Çünkü 10 tane sizi göstermek istedim. Diğerlerini ben kendim topladım zaten video dışı. Siz bu 10 taneyi bulursanız size kolaylık sağlaması açısından bunu böyle teker teker gösteriyorum size arkadaşlar. Şöyle kaldı 2 tane. Siz de arayıp durmayın altınların nerede olduğunu. Direkt buradan. Bakalım sonunda nasıl bir sürpriz olacak. Eğer iyi bir şeyse hemen kullanın zaten hemen. Hemen siz de 100 tane altını toplayın. Şuradan ilerleyelim. Gayet hop 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 sakin. 12 numaralı tarlanın dibindeymiş. Ve ben bunu görmedim. Burada çok çalıştık arkadaşlar. Neredeymiş bu altınımız? Kesin ağaçların arasında. Tahminim. Şöyle bakıyorum. Evet. Ağaç demişim. Taşın arkasına koyarsınız. Tabii göremeyiz. Son bir tane. Son bire yaklaştık arkadaşlar. Hadi. Bakalım ne olacak? Haydi hadi. Ya ne oluyor bu arabaya? Bir anda geri dönüyor. Şuradan kestirmeden, dağdan bayırdan. Bu arabanın çıkamayacağı yer yok arkadaşlar. Her yeri çıkıyor ya. Düz duvara bile tırmanıyor. O derece. Aha ağaca girdik. Bu neredeymiş? Trenlerin olduğu yerde mi? Olabilir. Evet. Şöyle şöyle şöyle. Nerede nerede nerede? Şuradan bir girelim. Şurada mı? Arada mı? Yok. Burada yok. Son bir tanedeyiz. Şunun içinde mi yoksa? Şu altın mı? Yok değil. Nerede bu? Evet arkadaşlar. Son bir taneyi de alıyorum. 1 milyon transfer edildi mi? Abi bu ne? 1 milyon lira mı? 100 tane altını topladım arkadaşlar ve 1 milyon lira verdi. İnanmıyorum. Mükemmel bir şey oldu bu. Mükemmel. Vay arkadaş. Gerçekten süper bir şey oldu. 1 milyon. Havadan 1 milyon geldi şu an. 1 milyon 240 bin liram var. Oo, harika. Bu gerçekten mükemmel oldu. O zaman hedeflediğim bir şey vardı ve onu siz artık bu videoda göreceğiz. Paramız da zaten yerinde olduğuna göre. Hemen mağazaya girelim. Bugün arkadaşlar patates hasadı yapacağız ya da pancar hasadı. İkisini alabilir miyiz? İkisini alabilir miyiz? 400 bin pancara bakalım. Hangisini alacağız? Sizce hangisi? 400, 400, 800 bin. Bunları almak istiyorum. Gerçekten çok kullanıştı. Bu 325 bin ne diyor? Bu makine
yerdeki şeker pancarını toplayıp onları bir robotta boşaltabilir. Kombine biçer döver, belirtilen meyve türleri toplar. Bir kombine biçerde çalışması için ayrıca uygun bir kesici gereklidir. Önüne kesici mi alacağız bunu? Biz en iyisi patatesimizi alalım. Seç diyorum. Satın al diyorum. Bir bakalım mağazaya gidelim. Nasılmış aletimiz? Bir görelim arkadaşlar. Şuradan ziyaret et. Oo. 429 bin euro verdim. 811 binim kaldı. Patates hazırlığına başlayacağız bugün. İnşallah. Patates hasadına gelmeden önce. Patates nasıl ekilir? Bir de bu vardı. Bu hasat yapıyor. Biçer döveri bu. Ekim aletlerinden olabilir. Patates ve pancar. Patates ve pancar ekim aletleri. Bu patates. Şu patates. Pancarı bizim almış olduğumuz aletler ekiyor mu? Ben şunu almıştım. Nerede o? Bu. Bu ekmiyormuş pancarı. Bu da ekmiyor. Bu da ekmiyor. Bu ekiyor. Tamam, biz bundan aldık. Patates ekenden alacağız o zaman arkadaşlar. Neredeydi patates eken? Evet. Patates ekim aletinden alalım. Bir adet 58 binlikten. Sonra da paramız varken hiç bu parayı har vurup harma savurmadan pancar hasadını da alalım. Bu değişik geldi. 325 bin. Biz en iyisi en pahalısından alalım. Bulunsun elimizde. 495 bin, 258 binimiz kaldı. 240 binim vardı ve bunları da gerçekten beleşe almış gibi bir şey oldu şu an. Gerçekten beleşe aldık. Patates hasatımızı aldık. Ekim aletini aldık. Ve bunları artık ekmeye başlayalım arkadaşlar. Bizim patatesimizi 22 numaralı tarlaya ekelim. 23'ü de pancarımızı ekelim. Hadi bakalım. İşi koyulalım. Evet, tohumumuzu yükledik arkadaşlar. Patates ekildi. Şimdi hadi bakalım. Bir aracımızı açalım. Oo, bayağı şekilli. Fena değil. Gerçekten güzel. Oo, ilk önce biz ekelim arkadaşlar. Şöyle kendimiz elimizle bayağı doldurduk çünkü. Tabii bunu ekmezsek olmaz. İndirelim aşağıya. Bu kendi ekiyor mu indirdikten sonra? Yok. Çalıştıracağız. Gayet güzel. Hadi bakalım. O mükemmel ya. Evet arkadaşlar, patates ekiyoruz. Yani bugün arkadaşlar, video başlamadan önce yani bunlar hiç aklımda değildi. Planın içerisinde değiliz. Daha çok inek ve hayvan işiyle uğraşmak için videoyu başlatacaktım. Altın dediler bana. Altında büyük bir sürpriz var. Altını topla. Göreceksin dediler. Hani ne olacağını o zaman anlayacaksın. Ben dedim hadi koyulayım bu işi. Altınları toplayalım dedim. Bir baktık 1 milyon gelince artık hiç hedefte olmayan bir işe rast geldik. Gerçekten iyi oldu bu. Bu bayağı arkadaşlar kaçıncı bölüm oluyor şu an tam hatırlamıyorum. Pancar ve patates işini ben 10-15. bölümde falan anca yaparım diye tahmin ediyordum. Çünkü malzemeleri gerçekten çok pahalı olduğu için 400 bin 800 bin lira para verdik neredeyse. 850 bin lira para verdik neredeyse. İşçi kiralayalım. Şu tarlamızda da pancarımızı ekelim arkadaşlar. 23 numaralı tarlaya girelim. Aynen. Bunda İşçimizi kiralayalım. Burası da pancar eksin arkadaşlar. Hem pancarımızı hem patatesimizi bakalım bugün toplayacağız inşallah. Bizim yarım kalan işimiz var arkadaşlar. Ben size göstereyim artık. Hayvan içinde girelim yani. Evet. Şöyle ben size göstereyim. Daha inek almadım. Neden derseniz ilk önce ineklerin balyasını buraya getirdim. Kuru balya. Çimleri buradan gördüğünüz olduğunuz gibi İlk önce topluyoruz yani kesiyoruz. Burada kalıyor. Sonra bunları kurutacağız ve toplayacağız. Bu da kuru çim oluyor. Şurayı da çimlerimizi getirdim. Allah çıkamadım. Bunları da silaj haline getireceğiz.
Bakalım neler yapacağız. Hep birlikte göreceğiz. Ben şunu gireyim. Ekim patateslerimiz eksin. Onları da bir de olduktan sonra toplayalım. Biz artık şu işi bir bakalım artık hayvan işine. Çünkü burada geçmemiz lazım. Bu da yarım kalmasın değil mi arkadaşlar? Şöyle şunları toplayalım. Oh, bayağı yorucu oldu. Çok maratonlu gidiyoruz arkadaşlar. Umarım beğeniyorsunuzdur. Yani yapmamı istediğiniz işler varsa arkadaşlar söyleyin yorumda. Abi şunu şunu yap diye. Yaparız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Biriniz yani demiş arkadaşlar mesaj atmış. Domuz besleyecek misin diye. Tabii ki elhamdülillah Müslümanız. Yani domuz işine girmeyi pek istemiyorum. Açıkçası bunu buradan belirteyim. İnek ve koyun bize yeter. Helal gıda. Onun için domuza girmek pek canım istemiyor. Belki de oyundur diye zaten bilmiyorum ama oyun sonuçta yani. İsterseniz de bakarız. Ufaktan ucundan biraz hani dokandırabiliriz. İlerleyen zamanlarda o da tabii ki arkadaşlar. Burayı hemen toplayalım. Çimleri topladık arkadaşlar. Oradaki 27 numaralı tarlada bütün hepsini gerçekten çimle doldurdum. Görmüş olduğunuz gibi çim ektim buraya ben. Yetmiyor çünkü çimlerimiz. Bu 27 numaralı tarla dedim ben en iyisi çim içinde kullanalım. Çünkü bayağı bir şeyimiz gidecek bir şardiyemizi oraya getirdim ben. Şu aletimizi de getirdik. Her yer dağınık dağınık aletlerimiz oldu. Bu beni gerçekten op 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 sakin. Sinir ediyor. Yapacak bir şey yok artık. Bütün her yerde aletimiz olacak arkadaşlar ileriki zamanlarda. İnşallah bunu da en kısa zamanda gerçekleştirebiliriz. Şimdi ise otlarımızı kurutmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu balyo toplama aletini buraya getirdik. Her şey yani bir işi yapıyoruz. Bütün aletler bir yere geliyor. Bütün aletler oraya gidiyor. Yani hepsi bir yer toplayamadık daha. Şunu koyalım şuraya. Şu arkadaki aleti alacağım ben. Ben bunu topladım. Bir daha çim çıktı üzerine. Şunu indirelim. Biz hemen şuradaki topladıklarımızı kurutmaya başlayalım arkadaşlar. Şu şekilde. Oyunun bug'ı arkadaşlar bu mükemmel. Gerçekten çok kolaylık sağlıyor. Bu şekilde arkadaşlar bunları toplayacağız. En içim ektik. Bunlar daha çıkmadı. İçeride öğrenince çimleri toplayacağız ve silaj yerine koyacağız ve onları silaj haline getireceğiz. Çim silajı da yapacağız. Üçlü bir karışım olacak. Atom karışım. İneklerimizi yedireceğiz ve %100'lük bir verim elde edeceğiz arkadaşlar. Oh, bu işler bayağı bir zor yorucu arkadaşlar. Allah'a bak. Yani çok aşırı yorucu. Şuradaki işimizi hemen halledelim arkadaşlar. Şöyle hızlı giderek bu işi de hızlı bir şekilde hemen. Zaman ilerletmiştim ben. Bunu durdurayım en iyisi. O unutmuşum saat 18 olmuş. Akşam üzeri. Biz en iyisi şunu işçiye verebiliyor muyuz? Verdim değil mi işçi? Tamam işçi yapsın. Biz patateslerimizi bakalım çıkmış mı? Aletlerini getirdim ben buraya. Oh, mükemmel. Mükemmel. Şimdi neler yapılması gerekiyormuş? Şu F1'e basarak görebilirim mi arkadaşlar? X'e basalım. İçeride överemizi bir açalım. Oh, patateslerimiz çıkmış arkadaşlar. Hadi bakalım. Patates hasatını başlıyoruz. Bu bölümde yapmam istediğim yani bu değildi ama gerçekten bu mükemmel bir şey oldu. Hoho, işte bu. Patisler geliyor, patis. Oo, harika. Topla topla. Küçük küçük patisler. Toplayalım patislerimizi arkadaşlar. Vallahi süper oldu. Direkt bu sırayı bitmeden %12'lik bir verim elde ettik.
Patatesimiz şöyle bakalım. Kaça satıyormuşuz patateslerimizi arkadaşlar? Patates 200-300. Fena değil ya. Fena değil. Gerçekten iyi. Pancar da çıkmıştır, patates çıkmış. Çünkü ikisini aynı anda ekmeye başlamıştık hatırlarsanız arkadaşlar. En iyisi her zaman olduğu gibi işi kiralamak. Açık işimizin patronunu da alıyoruz aslında bir yandan ama artık şu an zengin, 200 bin paramız var. Şunu başlatalım. Ben bir de pancar işine bakayım. Ne var ne yok o işte. Şöyle şunu açalım. Evet, mükemmel. Evet, biraz önce şunu fark ettim ki kerdevenimiz önüne kesici almayı unutmuşuz arkadaşlar. Bu gerçekten büyük bir açık oldu benim için. Oo. Oo, mükemmel. Şimdi bunu ne yaptık bu? Kesiciyi aç. Hani açacağız biz, katladık. Kesicimizi açalım, bir çerdeverimizi açalım. İşimize koyulalım. Hem patates hem pancar hasatını da arkadaşlar bu bölümde yapmış olduk. Hayvan işini bu bölümde yetiştiremeyebiliriz. Hayvan işini, koyun işini yapmıştık zaten. Onda bir sıkıntımız yok. İnek işini öbür bölümde arkadaşlar tam tekmil bir şekilde halledelim. Ve de artık ondan da bir kurtulmuş olalım. Onu bir randımana sokarız arkadaşlar. Koyun işini de oradan da bir gelir elde ederiz inşallah. Bugün olmayan şeyleri yaşadık. Altınlarımızı topladık. Bu altınları size toplayın arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. 1 milyon euro geliyor. Gerçekten mükemmel bir para. Ve 1 milyon sayesinde 4 ya da 5 hatta 10 bölüm sonra alabilecek olduğum, hatta o kadar da uzun olmayabilir, 5 bölüm, en az 5 bölüm sonra alacak olduğum makineleri bu bölümde aldım. Gerçekten çok kâr ettik bu durumda. Bunu da işçiye kiralayalım. Patates çerdöverimizi bakalım ne durumdaymış. Bir diyelim. %92'lik bir dolum var. Nerede bizim şeyimiz? Derken tabii ki de tırımız. O tırımız burada arkadaşlar. Aa, bir çerdöverimiz buradaymış. Bunu da hemen işe koyduralım. Sen niye burada boş duruyorsun ya? Ben seni çalıştırmadım mı? Sen niye burada bakıyorsun, bunları toplasana. Başla bakayım sen de işine. Aferin çocuğum benim ya. Hatta evet arkadaşlar, geçen bölümden de hatırlayacağınız üzere silaj işini yapıyorduk. Şöyle bayağı uzun bir kayış yaptık burada. Güzel bir sistem kurmuştuk. Silajlarının hepsini satmadım zaten. Kaldığımız yerden devam ettiğimiz için arkadaşlar fazla bir şey yapmadım. Bölümde sadece altın işiyle uğraştığımdan 90 tane altını topladım ben. Ve de size 10 tanesini, yerlerini açıkladım. Bunları hemen satalım. Bir yerden de kârımız olsun. 123 bin liramız kaldı. Uf, gerçekten gelirimiz de oluyor, giderimiz de oluyor. Artık işimizi baya bir genişlettik. Baya baya bir iş yapıyoruz artık. Bunların parası gelmesi lazım. Bunların parası gelmesi lazım. Şunları birazcık satalım en iyisi ya. Bunlar burada durmasın. Sat 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 sat. Satıyoruz değil mi bu? Bakayım bir. Nasıl satmıyor? Ye. Ye. Allah Allah. Tamam. Şimdi satışımızı yapıyoruz. Buradan da birazcık 3-5 kuruş para gelsin. Ne kadar sattığımı bilmiyorum ama bakalım silajımızı ne kadardan satıyormuşuz. 307 dolardan. Fena değil. Para paradır. Birazcık satalım şunu. Şunu götürelim. Patatesimizi hemen toplayalım arkadaşlar. Bunları da buraya getirdik, koyduk. Valla baya baya bir bütün her şeyi topladık, geldik, her yerde her yerde oldu. Bunları bir ara toplamamız gerek arkadaşlar. İlk patates hasatımızı alalım bakalım. Şöyle Allah sakin. Haydi bakalım. Geliyor patatesler. Patatesler geliyor. Oo, dök abi, dök. Dök 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 dök. Oo, mis mis mis. Oo.
Şöyle bakalım bir. Oo. Oo, gel abi gel. Gel abi patates kızartmaları. Oo, mis 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 mis. Hop, nereye gidiyorsun lan? Lan bitti mi? Neyse. Bunu boşaltıp gelelim arkadaşlar. İlk defa patatesimizi boşaltacağız. Bakalım. Oh, çok heyecanlıyım. Şöyle daha buraları çıkmamış bunda patatesler. Nasıl patates olmuş bunlar ya? Bir yeri çıkmış, bir yeri çıkmamış. Pancarımız da doluyor şu an. Görmüş olduğunuz gibi. O pancarları ezmesene ya. Güzelim pancarlar gidecek. Satacağız onları. Bunlar para para bunlar para. Patatesimizi arkadaşlar satırız. Allah kayma. Bakalım. Videonun da yavaş yavaş sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. İlk patates hasadımızı dökelim bakalım. Patates buraya kabul edilmez mi? Beni nereye koyacağım ben bunu? Evet. Şu an çelişki içerisinde kaldım. Patatesleri nereye koyacağız? En iyisi buraya koyalım. Yapacak bir şey yok yani. Yani buraya koymak mantıklı. Buraya dökelim arkadaşlar. Aynen. Biri patates, biri pancar yeri olarak ayrılmış zaten ikiye arkadaşlar. Yani biz de öyle kullanabiliriz. Bu durumdan da faydalanabiliriz. Patatesimizi buraya dökelim arkadaşlar ve videomuzun sonuna gelmiş olalım. Ve artık bunları toplayacağız. En yüksek miktarı piyasada aldığında patateslerimizi satarız. Bakalım nasıl bir kâr elde edeceğiz patateslerden. Gerçekten ben de merak içerisindeyim. Hop hop. Patatesleri şöyle bir dökelim. Oha, içine girdi. Lan ne oluyorsun? Tamam, sakin lan. Evet. Tırımız burada mahsur kaldı arkadaşlar. Evet, kurtardım. Sen bitirdin mi burayı? Aferin, hemen bitirir misin sen de ya? Evet arkadaşlar. Bugün bayağı bir iş yaptık. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Like atmayı, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Farming videosunda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.